Evet sevgili dostlarım, hepinize bol trafikli İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Bugün pazar, bugünkü sohbetimizi başlıkta belirttim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin 3 kez hem İyi Parti'ye hem de ülkücülere gelin birlikte olalım davetini değerlendirmek istedim. Konuyu hiç konuşmadık çünkü. Evet. Trafikte şimdi olunca bunu böyle park ettim. Bir kenarda bu şekilde değerlendirelim istedim. Evet sevgili dostlar. Siyasette, devlet aklında dargınlığa yer yok. İngilizlerin güzel bir atasözü var. İngilizlerin daimi dostu, daimi düşmanı olamaz. İngilizlerin daimi dost menfaatleri olur şeklinde İngiliz parlamentosunun önüne Churchill yazdırmış. Biz de Türkiye sevdalılar aynı ölçüler içerisinde davranmalıyız diye düşünüyorum. Şimdi bu konuya nereden girelim bilmiyorum ama burada yorum yapacak takipçi dostlarıma şunu öneririm. Bir kin, öfke, düşmanlık üzerinden değerlendirme yaptığımızda sağlıklı sonuçlar ortaya çıkmıyor. Ama daha sakin, daha suhuletle değerlendirdiğimizde hadiseleri, o zaman daha sağlıklı kararlar çıkıyor, daha sağlıklı düşünceler çıkıyor ve kimseyi de kırmamış oluyoruz. Burada sesli düşünürken birini yermek, birini yükseltmek duygusuyla değil de tespitler, tecrübeler akledilerek geleceğe daha sağlıklı yol çizme açısından değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet, ülkücüler hayal kırıklıklarını ilk defa yaşamıyorlar. Gerek ATP diye bir parti Tuğrul Türkeş kurduğunda, daha sonra rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun büyük birliğinde ve daha sonra İyi Parti'yi kurarken belki bütün iyi niyetimizle ortaya çıktık ama gördük ki yine kaybeden biz olduk, yine kaybeden Türkiye oldu, kazanan başkalar oldu. Ben her zaman Türkiye'de siyasi partilerin kurulmasından yanayım, derneklerin vesaire kurulmasından yanayım, demokrasi gelişsin diye. Ama bir parti bölünüp demokrasiyi daha geriye götürme noktasında değil bu görüşüm. Sayın Devlet Bahçeli'ye biz gerçekten çok orantısız muhalefet yaptık. Özellikle bu işin öncülerinden, önderlerinden değil ama önlerde olan insanlardan biriyim. Bunu bütün Türkiye'deki siz arkadaşlarım bilirsiniz. Çok sert eleştiriler, yazılar, televizyon programları vesaire şeyler yaptığımız halde. Yani bir de Devlet Bahçeli'ye diktatör, tek adam falan gibi suçlamalar yaptığımız halde bir kere bizi mahkemeye vermedi, tazminat açmadı. Efendim ben hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Ona rağmen yani o kadar yani ayrılan birçok arkadaşımızı, milletvekili, il başkanı birçok makama getirmesine rağmen kimsenin yani ayrılmasına, ihanetine bir öfke, bir kin duymadan davet etmesi de gerçekten onun vefalı ve yani değerli büyüklerimizden biri olduğunu kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum artık. Yani kimse mecbur değil siyaset yapmaya, kimse mecbur değil Milliyetçi Hareket Partisi'nin gidip hiyerarşik düzeninde yer almaya veya kimse değil İyi Parti'de şurada burada siyaset yapmak mecburiyetinde kalmaya. Ama bu üç davete cevap vermemek biraz nezaketsizlik olur düşüncesiyle ben kendi adıma görüşlerimi açıklamak istedim. Şahsen ben davete ilk cevap verenlerdenim. Tabii ki siyaseti bıraktığımı açıkladım, söylüyorum. Bir partinin hiyerarşik düzeninde görev yapma enerjim ve efendime söyleyeyim becerim artık kalmadığını düşünüyorum. Bugün en azından böyle düşünüyorum. Ama gönlümde Üç Hilal'e her zaman yer olduğunu, çok değerli olduğunu açıklamıştım. Yani
yağmurdan kaçarken doluya tutulduğumuzu hepinize anlatmıştım. Yani bu siyasi parti kanunuyla A partisi, B partisi, yarın kurulacak C partisi, F partisi, hangisi olursa olsun birbirinden farkı yok. Sayın genel başkanlar tayin ediyor milletvekillerini, adayları. Onun için bana şimdi burada hiç kimse işte bu lider onu yaptı, bu bunu yapmadı filan şeyine girmeyelim lütfen. Geçmişten gelen tecrübelerimizi olumlu kullanmak, ülkücü kadroların tasfiye ve telef edilmesine karşı çıkmak isteyenler lütfen artık ülkücüleri kötülemek yerine ülkücülerin artılarını, güzel özelliklerini yazarak Türkiye sevdamıza katkıda bulunsunlar. Bahçeli'nin, evet Selim Çoraklı, Bahçeli'nin devlet adamlığı asla tartışılamaz. Söz konusu vatan olunca gerisi teferruat saymıştır. Bunu hepimiz de yaparız. Bütün ülkücüler yapar. Şurada bizi dinleyen her ülkücü yapar, yapmıştır da. Yani bu imtihandan Allah'a hamdolsun ki bütün ülkücüler sağlam geçmiştir. Efendim, ülkücüler eğer birbirlerini sevseler, saygın bir ifadeyle birbirlerine destek verseler, zaten belki de ülkeyi bugün biz yönetiyor olacaktık. Beceremedik. Kendi adıma hepinizden özür diliyorum. Yani benim Meral Akşener'i de kötülememden bir şey çıkmıyor. Efendime söyleyeyim, bir başkasını meteylememden bir şey çıkmıyor. Dolayısıyla hepimiz insanız. Hatalarımız olacak. Bu hatalar şöyle değerlendirmeli. Hatasız dost arayan dostsuz kalır. Hatasız kul arayan kulsuz kalır. Hatasız asker arayan askersiz kalır gibi. Dolayısıyla biz bundan sonrasına daha önemli bir yol, bir perspektif, bir mefküre oluşturmalıyız diyorum. Niye diyorum bunu? Görüyorsunuz Türk dünyasında, Turan dünyasında Uygur kardeşlerimize yapılanları son bir aydır çok net, açık bir şekilde görebiliyoruz. Onlara yapılanları görünce kendine, nefsini firavunlaştıranlara sesleniyorum. Ne olur merhamete gelin. Artık nefislerimizi bir kenara koyalım. Dün böyle olmuştu, bugün şöyle olmuştu bir kenara bırakalım. Eğer ülkücülük ve Türk milliyetçiliği yapacaksak bunu bir yerde hep beraber yapabileceğimizi, hep beraber olursak yaptığımızın bir anlamı olacağını, mazlum soydaşlarımıza, kandaşlarımıza, efendim insanlığa ancak böyle hizmet edebileceğimizi bilelim, inanalım istiyorum. Kendi adıma ben bu görüşümü sizinle paylaşmaktan çekinmiyorum. Böyle bir komplekse sahip değilim. Ben mahalle baskısına her zaman isyan etmiş bir adamım. İşte o ne der, bu ne der, şimdi İsmail bu fikrini açıklarsa arkadaşlar ne der, bu... Ben böyle görüşler beni ilgilendirmiyor. Ben kendi düşüncemi sizlere saygı çerçevesinde anlatmaya çalışıyorum. Bir rabıta kurmaya çalışıyorum ülküdaşlarımla. Çünkü kaybeden Türkiye oluyor. Şimdi şurada şu programımı, canlı sohbetimi dinleyen o kadar değerli insanlar var ki isimlerini görüyorum. Onlara saygı, sevgi, hürmet arz ediyorum. Her birinin 40 senede yetiştiğini biliyorum. Çok zor şartlar altında yetiştiğini biliyorum. Ya bunların kenarda durması benim kanıma dokunuyor. Böyle güzel enerjilerin, böyle vatan için çarpan kalplerin evlerinde durmasına ben üzülüyorum. Evet, Cafer Ünal, güzel kardeşim, bırak artık bu şeyi ya. Kamu sen iki kere basıldıysa biz de 500 kere basıldık. Ne yapalım yani? Güzel yapıldı demiyoruz ki zaten. FETÖ'cülükle bu ülkede herkes birbirini suçladı. Yani İYİ Parti'nin içinde Koray Aydın, Meral Hanım'ı FETÖ'cülükle suçlamadı mı? Ona sarılıyorsun da niye Devlet Bahçeli'ye sarılamıyorsun? İlla iki tokat mıdır baskın? 3 sene mi verdim İYİ Parti'nin peşine? 2 senesi yurt dışında sürgünlerde geçti. Köpeklerin kalmayacağı evlerde kaldım. Geldim gözetim altında yattım. Ne oldu? Yani ülkücüler birleşsin dediğimde birleşmeyecek görüşünüzü ortaya koymak zorunda mısınız değerli dostlarım? Ben kendi fikrimi söylüyorum. Ses tonumu yükselttiğim için özür diliyorum hepinizden. Türk milliyetçilerini birleştirmek için bir şeyler yapalım dediğimizde herkes önümüze yok dün bura basılmıştı, yok öbürü dayak yemişti.
Bunlar insani şeylerdir. Günahında, sevabında, güzelliklerinde, çirkinliklerinde olduğu yerlerde insanlar var. Ne yapalım? Maalesef olmasın diyoruz ama oluyor işte. Benim burada A partisini, B partisini kötülemek gibi bir derdim yok. Cafer'cim teşekkür ederim. Büyük uzlaşı olur. Niye olmasın? Biz inanalım, isteyelim. Bakın, Cumhurbaşkanı 17 sene, 25 senedir beraber yürüdüğü, başbakan yaptığı, bakanlık yaptığı insanlarla bugün efendime söyleyeyim dayaktan beter, basmaktan beter birbirlerine hakaret ediyorlar. Sahtekarlıkla, dolandırıcılıkla vesaireyle. Şimdi bizim birleşme zamanımız. Türk milliyetçileri birleşirse vallahi iktidar, billahi iktidar. Bunda Türk milleti kazanır, Türkiye kazanır, Türk dünyası kazanır. Bunu arzu etmek suçsa ben suçluyum arkadaşlar. Ülkücülük, Türk milliyetçiliği, Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında olur arkadaşlar. İster kabul edin, ister etmeyin. Bunun formülü hepimizin MHP'de buluşması. Ne olur yani? Devlet Bey de bizim gibi bir insandır. Hasta oldu, geçmiş olsun bile demeyenler oldu. Allah şifalar versin. Allah uzun ömür versin. Ne fark eder arkadaşlar? Partinin başında o olmuş, bu olmuş. Ne fark eder? Bizim fikrimiz olsun başta. İnandığımız değerler olsun başta. Ben Devlet Bey'in geldiğim noktada iyi bir devlet adamı olduğunu kabul eden biriyim. Hataları, eksileri, eleştirdiğimiz yanları mutlaka yine olacaktır. Bir fırsattır. Devlet Bey gerçekten büyük bir buluşmayı görürse içimizden oraya layık birinin çıkmasına anlayış gösterir, yardımcı olur diye düşünüyorum. Şimdi geldiğimiz noktada görüyorum ki biz kongre mongre istememişiz ki MHP'de. Demokrasi istememiş ki, istememişiz ki. Biz istermiş gibi yapmışız. Bu işleri sermaye yapıp yeni parti kurmuşuz. Kurdurmuşlar. Yani bunu da sağlıklı değerlendirmemiz lazım. Bu partinin kurulmasının demokrasimize, hukukumuza, Türkiye'mize ne faydası var onu tartışalım. Bu 39-40 milletvekilinin neye faydası var onu tartışalım. Milliyetçi Hareket Partisi meclise olsa da olmasa da her zaman fikrini ve muktedirliğini yerine getirmiş bir partidir. Ben açık söylüyorum. Yapılan davetlere icabet etmek lazım. Bir oturun masaya bakalım. Oturun. Eğer Sayın Bahçeli sizi yalandan yere çağırdıysa o da anlaşılır. Ama davete icabet etmemek, cevap vermemek, hatta terbiyesizce, saygısızca cevaplar vermek Türk milliyetçiliğini yaralar. Ülkücü harekete darbe vurur. Onun için dostlarım, lütfen kamuoyu yapmak bizim elimizdedir. Türk milliyetçilerinin birleşmesi için her birimizin yapacağı çok şeyler vardır. Bugün bu konuyu sizinle beraber sesli düşünelim istedim. Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun.